Bismillahirrahmanirrahim. İlk 5 ünite hatta 6. ünitenin de bir kısmına dair hazırlamış olduğumuz bir pdf bu. 14 sayfadan oluşuyor. Mensup mufasıl zamirler nelerdir? Şunlardır. Bunları ezbere bilelim. Merfu mufasıl zamirler şunlardır. Mensup derken ne demek istiyorsun? Bunlar meful olur demek. Merfu derken bunlar fail olur veya müpteda olur. Şehir cümlesinin parçası ise faildir. İsim cümlesinin parçası ise bunlar nedir? Müptedadır. Munfasıl yani sağdan soldan herhangi bir harf ile kelime ile bitişmez demek. Mazi fiili bitişen merfu zamir. Yani mazi fiili bitişmiştir ve de faildir. Fiil, mi e, fiil malumsa faildir bunlar. Fiil meçhulse bunlar naib-i fail olurlar. Mazi fiilin şu iki kalıbına herhangi bir zamir, yani, e, merfu zamir bitişmemektedir. Burada olsa olsa zamir olacaksa şayet gizli zamir hüve, gizli zamir hiye olur. Olacak ise belki de olmaz peşine ismi zahir fail olarak gelebilir de. Diğerlerinde ise diğer geri kalan kalıplarda ise muttasıl merfu zamirin ne oldu? kırmızı olarak gösterilmiş. Kırmızı renk olarak gösterilmiştir. Gayet açık muzarifi ile bitişen merfu muttasıl zamirler nelerdir? Şu kalıplarda herhangi bir zamir bitişmemektedir. Ayrıca bu kalıplarda da bitişmemektedir. Geri kalanlarda kırmızı olanlar zamirdir. Şuradaki tek bi ne yani müfret, müennes muhataba kalıbıdır bu. Değer değiş ile. ikinci şahıstır. Tekildir, dişildir. Bu kalıpta nun değil bakın nun hatayla kırmızı yazılmış. Buradaki zamir olan, fail olan şey ya harfidir. Tamam mı? Nun zamir değil, fail değil burada. Emir fiile bitişen merfu muttasız zamirler nelerdir? Şurada bir şey bitişmez. Geri kalanlarda kırmızı olarak belirttiğimiz şeyler, kırmızı olarak yazdıklarımız zamirdir, faildir. Mensup muhtasıl zamirlerin maziye bitişmesi. Bu defa mensup yani. Ketebe hu, varebe hu, fetehe hu, nasara hu, hu gibi olabilir yani. Bir fiile gelip zamir bu şekilde bitişebilir. Standart fiil çekiminde olmayan zamir bunlar. Siz ketebe, keteba, ketebu, ketebe şeklinde, yektubu, yektubu, yektubune şeklinde fiil çekimini ezberlemişsinizdir. E, fiil çekiminde bunlar yok. Fiil çekiminde olmadığı halde sonradan fiile bitiştirilen zamirler nedir? Mensup zamirdir. Eşittir, mefuldür bunlar. Bunlar da burada kırmızı olarak belirgin bir şekilde yazılmış. Bunları bu şekilde ezberlemelisiniz. Şurada nun'a dikkat et. Nun varabe ni nun zamir değil, fail değil. Tamam mı? Yağdır zamir olan, fail olan. Nun nedir? diyor? Nun nunu vikaye diye adlandırılıyor. Nunu vikaye. Vikaye koruma demek. Koruma nunu. Değerleri açık kırmızı olanlar zamirdir. Mensup muttasız zamirlerin muzarifiyle bitiştiğini bir de görelim demişler. Aynı şekilde kırmızı ne görüyorsan ilgili zamirler onlardır. Bunlar mef'uldür. Nun yine zamir değil bak nunu vikaye karışmasın. Mensup muttasız zamir ender ağızlara bitişir mi? Bitişir. Bitişirse şu an gördüğünüz üzere yazılır. Kırmızılar zamirdir mef'uldür. Mecrur muttasız zamirlerin bir isme bitişmesi bir isim ki sol tarafında bir zamir var. Bitişmiş yani. O zaman bu isim muzaftır. Bu zamir de muzaf müleyhtir. Muzaf, muzaf müleyh. Muzaf, muzaf müleyh. Muzaf, muzaf müleyh. Böyle gidiyor. Bunları biliyorsunuz. Bir zamir bir ismi bitişirse o isim muzaf, zamir de muzaf müleyh olur. Zamirler mebniydir, Mebni olduğu için mecruluk alameti gidip arama. Mahallen mecrur, mahallen mecrur, mahallen mecrur. Mahallen mecrur esre olsa da Muzaaffinüleh olduğu için esre almamış yani. Esresi onun doğuştan. Tamam mı? Mahallen mecrur diyeceksin. Ne zaman? Bir zamir ise bitişirse o zaman. Onun dışında bir zamir harfi cerre bitişirse ne olur? O harfi cer. Harfi cer görevini yapar, cer eder. Soldaki kelimeye de mecrur denir biliyorsunuz. Harfi cerin mecruru. O da mecrurdur yani. Cer halindedir mahallen mecrur. A esreli işte lafzen mecrur celalemet esre demeyeceksin. Diyeceksin ki bu nedir? Lafzen kesre üzere mevni mahallen mecrur. Mahallen mecrur, mahallen mecrur, mahallen mecrur gidiyor. Ha ticader zamirleri mahallen cer etmiştir, Lafzen değil. Mecrur, muttasız zamirin harfe bitişmesi. Aynı şey iki defa getirmişim. Bu da yukarıdakinin aynısı yani. Hata ile peş peşe aynı şey koymuşuz buraya. Bunları biz bir ilitam kitabından aldık, getirdik. Böylece farklı ilitam öğrencilerinin kitaplarını da görmüş oluyorsunuz. Yani diğer ilitamlar ne okuyor acaba? İşte bunlar okuyorlar. Görüyorsunuz. Zamirler müstetir de olabilir. Müstetir ne demek? Gizli. Gizlenmiş, gizli olarak bulunan zamirler. Mazi fiilde gizli zamir olabilir, muzarede olabilir, emirde olabilir. Başka fiil yok zaten. Fiil üçtür. Üç ayrıdır. Şimdi bunları görelim. Diyor ki mazi fiilde müstitir zamir var mıdır? Vardır. Ketebe kalıbında hüve vardır. Ketebet kalıbında hiye vardır. Vardır derken cevazen. Yani ne demek? Gizli olabilir de veya burada gizli zamir olmayabilir de. Ketebede gizli zamir hüve olur. Ne zaman? ketebenin faili peşine ismi zahir olarak gelmemiş ise sol tarafında fail göremiyorsan dersin ki o zaman bunda hüve var. Fail görüyorsan o zaman hüve yok. Ketebet fiilinin sol tarafında ismi zahir açıkça bir fail görüyorsan Ayşe Fatma Hayriye gibi. O zaman burada hiye vardır diyemezsin. Ama sonunda ismi zahir yok, fail yok. O zaman hiye var diyeceksin. Bundan ötürü cevazen diyor. Yani gizli zamir olarak hüve, hiye burada bulunabilir de bulunmayabilir de. Diğer kaplar da yok zaten o yüzden ese. Ese çizgi yani. Uzlar fiilde müstetir zamir var mıdır? Vardır. Yek tubu kalıbında gizli zamir bulunabilir. Az önce anlattığım gibi peşine fail yoksa gizli zamir hüve vardır. Cevazen yani hüve olabilir de olmayabilir de. Ne zaman olmaz? Peşine fail gelmişse olmaz. Tek tubu Hiye burada gizli zamirdir, faildir, cevazen. Ne demek? Hiye burada olabilir de, e, olmayabilir de. Ne zaman olmaz? Peşine fail geliyorsa hiye burada yoktur. Tek tubu burada ente bulunabilir. Bulunabilir mi? Bulunmak zorunda mı? Vücuben. Bulunmak zorunda. Ne demek bu? Tek tubunun sol tarafında ismi zahir fail olarak gelmez demek. Orada gizli zamir ente her zaman için faildir. Ama dikkat et. Bak tek tubu tek tubu. İkisi de tek tubu diye yazılıyor. O ki üstte hiye fail, altta ente fail. Üstte hiye bulunabilir de bulunmayabilir de caiz, altta ente bulunması zorunlu. Ama ikisi de tek tubu diye yazılıyor. Tek tubu fiilinde yani. Tek tubu burada gaibe, tek tubu burada muhatap. Cümle akışından anlarsın onu. Ayşe'den, Fatma'dan, Hayriye'den bahsediyorsa tek tubu nedir? Müfrettir, müennestir, gaibedir dersin. Ali'den, Veri'den bahsediyorsa, ikinci şahıstan bahsediyorsa o zaman buradaki bu muhatap kalıptır, müfrettir, müzekkerdir, Gizli zamir ente. Zorunlu olarak kesinlikle burada vardır, mevcuttur, fail odur. Gidip başka bir şey fail olarak arama. Ne zaman arama? Eğer fiil, tektubu da maksat muhatapsa. Başka şık yok yani. İsmi zahir, onun peşine fail olarak gelmez. Fail kesinlikle entedir. Oysa ki tek tubu gaibe ise gizli zamirhiye faili olabilir veya olmaz da peşinde Ayşe Fatma gelebilir. İkisi farklı olmuş oldu değil mi? Vücuben ne demek? Kesinlikle faili budur. Ektubu kesinlikle faili enedir. Nektubu kesinlikle nahnu. Kesinlikle nahnu. Peşine gelen bir kelimeyi fail olarak düşünme. Zaman kaybetme diyor emir şiirinde müstetir zamir var mıdır? Uktub müfet müzeker muhatap kalıbında kesinlikle zorunlu olarak ente faildir. Ven surna ente mevlana unsur emri hazır müfet müzeker muhatap ente kesinlikle zamirdir faildir. Alıştırmalar. Mühendis müfet müzeker o zaman müfet müzeker zamiri getireceksin. Muallimane tesniye müzeker o zaman tesniye müzeker zamiri olan hümayı yazacaksın. Mühendis etün, müfret mühendis. O zaman hiye yazacaksın. Buraya da hiye yazacaksın. Buraya hüve. Yani kısacası kelimenin özelliğiyle uyumlu zamiri sağına yaz. Hiye, hiye, hiye. Hüve, hüm. Hüve, hünne. Müsafiratani. Bak elifin sağında ta var. Ne demek bu? Bu kelime müennes demek. Tesniyedir ve de müennesdir. O zaman ne olacak? Hüma. Hüma hem e, müzeker müzekker hem de müennesin tesniyesinde kullanılmaktadır. Fellah müfret bir kelimedir. Müzekkerdir. Hüve. Hadime ise hiye eklenir. Bugün kelimeleri yaz. Cemiletün. Nasıl bir kelime? Müfrettir, müennesdir. O zaman hiye. Tabibetün. E, o da hiye. Çünkü müfret müennes. Türkiyün. İsmi Ahmedu benim adım Ahmet'tir diyor. İsmi benim adım Ahmetu, Ahmet'tir. E ee, ene ben Türkiyün Türküm. Ente sen, sen sen Türksün demiyor. Diyemezsin ya çünkü kendisinden bahsediyor. Ben dedim ismi benim adım Ahmedu Ahmet'tir ve ayrıca ben neyim Türküm diyor. Ve ayrıca sen şu senden bahsetmiyor. Benden bahsediyor. Mütekellim yazısı var. O zaman ene olacak. Min eyne ente veya enti veya, veya entum. Ama ne demiş? Ya Fatıma. Ey Fatma. Fatma müfrettir, müennestir. O zaman enti. Min eyne enti sen neredensin? Ya Fatıma. Ey Fatma. Hada şu ara e sadiki benim arkadaşımdır. Arkadaşımdan maksat Ali gün. Ali yani. Benim arkadaşım Ali'dir. Ve ayrıca hüve o Ali. Bak hüve. Çünkü Ali müfet müzeker. Müfet müzeker zamir getireceksin. Hüve o nedir? Tadib. Hüve müfteder. tarif haber oldu. Aşağıdaki soruda e, doğru cümleyi seçiniz. Gassel'e yıkadı, el verdi çocuk. Neyi yıkadı? Yede, hu, kendi elini yıkadı. Gassel'e mazi fiil, el verdi fail. Yede, meful artı muzaf, hu, muzaf, leh muttasıl, mecrul, zamir. Bir yanlışlık göremedik. Bursa, hadara geldi. Kim? Eddullabı, öğrenciler. Hadara mazi fiil, fetha üzeri mevni. Galibun, dullabun, cehimi keser, merfu. rafı, rafı, faildir. Cemi'u hepsi ha diyor ama bak. Ha dememesi lazım değil mi? Cemi'u hım demeliydi. Ha zamiri müennes zamirdir. Burada müennes olan bir şey yok. Ha olamaz. Yanlıştır. Cehen el ummu anne müfrettir müennestir. mübtedadır ayrıca. Lehu onun için vardır. Lehu değil leha olmalıydı. Müennes zamir kullanmalı. Çünkü üm um, müennestir. Anne müennes olur. O zaman ona raci olan, ona dönen, ona işaret eden zamirin de ne olması lazım? Müennes olması lazım. Yani şu şekilde olmalıydı. Leha olmalıydı. Leha onun için vardır. Ne vardır? Veledin çocuk ol, çocuk vardır şeklinde yapacaktık. Yanlış yani. Kitabı bu senin kitabın nedir? Kitap kelimesi müpteda artı muzaftır. Ke muzaftır. Leh muttasıl mecrur zamir. Lafzen. Fetha üzere mebni mahalle Cemiletün haber oldu mu? Olmadı. Niye olmadı? Kitabı ke e, cemilun olmalıydı. Cemiletün değil. Yanlış yazılmış. Müpteda haber arasında cinsiyet uymuyor. Aşağıdaki soruda doğru cümleyi bulun. Maluhum onların malı nedir? Kesir, çoktur. Ya mal kelimesi nedir? Mübtedadır ve muzaftır. Hum, muzaffın, lehim, muttasın, mecur, zamir, lafzen, sükun üzerime binin, mahallen, mecur, kesir, lafz, haberdir. Cinsiyet uyumu var mı? Yok. Doğru mu? Çünkü mal müzekkerken, mübteday yani, müzekker iken haberi yani kesir, lafz, müennestir. Ne var? Doğru değil o zaman. Ceyhan ente sen ta'işi olmadı. Yanlış. Çünkü ente müfret müzekker muhatap zamiridir. Ta'işine ise e, hangi kalıp? Müfret müennes muhatabadır. Cinsiyet uyumsuzluğu var. Ente müzekker. Ta'işine nedir? Müennestir. Olmadı o zaman. Daha okumaya gerek yok. Bursa meta ne zaman karatum siz okursunuz. Ne zaman okuyacaksınız Dersin, durusun. Duru kuma iki dersinizi. Kendi dersinizi. Ya şimdi kara tüm burası cemi zamiri ki şuradaki küma tesniye zamiridir. Uyumsuzluk var. Yine olmadı. Selle mesela verdi racülü adam kime ala veredi kendi çocuğuna. Hi demiş. Bak uyumlu. Böyle bu. veredi ha olsaydı mesela ha müennes zamir ya. Racül müennes değil ki derdik. Yanlış diyecek idik ki yanlış yani düşmemişler. Gayet doğru yazılmış. O zaman denizli. Burası neresi? Bunlar ne iş anlamadım şu anda. Burada soruyu yazmamış cevabı mı yazmışız? Aşağıda yani buraya atlayalım. Bunun sorusu yok ortada çünkü. Ben yani hazırlarken at, yanlış hazırlamışım demek ki. Aşağıdaki soruda doğru cümleyi bulunuz. Yeski sular suluyor. Elfellah çiftçi erdahu kendi yerini. Doğru gözüküyor. El beytu el babuha. Beyt lafzı müzekkerdir. <laughs> Hazamir kullanamazsın. Beyt ba bu hu olmalıydı. Tamam mı? Ha yapmış. O zaman yanlıştır. Et bu müfret müzeker bir lafızdır. Ona dönen zamir de öyle olmalı. su ha değil. Dersu hu olmalıydı. Bu da yanlış. Saiku seyyaret otomobilin sürücüsü nerededir? Fi seyyarati ha demiş. Ya fi seyyarati ha değil. Tihi olmalıydı. Yani ha müennes zamir ya. Nereye çevireceksin sen? Seyyarat ya kendi arabasını demek. İyi de bu saikun saikatun değil. Ne demek istiyorum? Ee, dönen zamir, raci olan zamir. Yani Kısacası zamirimiz müennes Döndüğü kelime ise müzekkar. Uyumsuzluk var. O zaman yanlıştır. Demek ki Adana nedir? Doğrudur. Bunları anlamanız çok önemli. Bu şekilde soru direkt çıkmasa bile dolaylı olarak çıkar. Altı çizgi kelimenin sonuncu harekesi nedir? Necaha Muhammed'in Necaha kazandı başarılı oldu Muhammed'ün Muhammed fil imtihan imtihanda başarı gösterdi ve hale girdi Hı, ve o Muhammed fail nereye girdi külliyete mefuldür o yüzden mensup feta. altı çizili zamirin türü nedir min harfi cer beledi mecruru beled ayrıca muzaf hi onun muzaf ileyhi muttasıl mecrur zamirdir muzaf ileyhtir lafzen kesse üzerine ebni, mahallen mecrur dememiz gerekir Satırda toplam kaç tane zamir var? Şeklinde bir soru da sormuşuz. Yani öyle bir soru ki böyle bir soru barındırıyor. Necahenin faili Muhammed. Dekhalenin faili gizli zamir hüve. Hadaranın faili gizli zamir hüve. Beledihi. Burada bir de hi zamiri var. İşte zamirlerin hepsi bunlar. Gördünüz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde veya hangilerinde zamir vardır? Canfer müderris muhlis burada yok. Ejlisu gizli zamir ene var. Vucuben. Az önce geçti değil mi? Muzari. Nefsim tükeni mahle. Birinci kalıp birinci şahıs ene burada var. Dehale el müdür orada yok. Zeynep müderris. Ejlisu gizli zamir ene yine vucuben vardır. halet buradaki ta zamir değil. Mühendislik alamet. Belki zamir peşine fail gelmiş zaten. Zamirleri ve türlerini ifade et. El-ilmü ilim yurşidu hüve. Gizli zamir. Bunlar sizin e, pdf'nizden alıntı cümleler. Şu mesela. Birinci üniteden aldım bunu. El-ilmü <laughs> hüve burada var. Yeblugu <laughs> hüve yine var. <Bak>, Bunlara dikkat. İktesi bu vav zamirdir. Faildir. Yüksib kum. Burada gizli zamir hüve var. Kum <laughs> zaten görünüyor. Karaca Muhammed F. Rakibe hüve var. sale hüve var. Nereden anlıyorsun hocam burada gizli zamir hüve varmış. Rakibe fiil mi? Fiil. Fail nereden? El hafilete fail olur mu? Bak mensup yazılmış. Olamaz. Peşine virgül var yeni bir cümleye giriyor. Yani şurada fail bulman lazım. Hüveden başka seçeneğin yok. Vesale ilel beyti. Vesalenin faili ile mi olsun? El beyti mi olsun? Mecburen hüve. Haracı da niye hüve yok? Peşine ismi zahir fayda olarak gelmiş zaten. Bak merfu. Ca'e. Burada ne anlatmışız? Şimdi bizim bu pdf'den bizim hepsi soru değil. Kimisi sana konu anlatıyor. Bazı anlattığı şeyler kitabınızda olabilir. Bazıları kitabınızda olmayabilir. Sonuçta bu da farklı bir ithamın kitabı. İşinize yarayacağını düşündüğüm şeyleri buralara eklemişiz. Ca'e geldi. Ne diyor? Diyor ki fiildir. Geldi manasındadır. Yüklemdir. Başka? Muallima nedir? Bu kelime tesniyedir. Merfudur. Ne ile? Elif ile merfudur. Niye? Merfudur. Çünkü faildir. Sınıfın iki öğretmeni geldi. Öz nedir diyor. Muallima. Elif burada açıkça yazılmış. Aslında muallimani. Şurada nun vardı. Biliyorsun tesniye nunla biter. Esse nun. Kalemani, kitabani gibi. Bu da muallimani. Ama şu anda nun yok. Çünkü tesniyeler muzaf olursa nunsuz yazılır. Bu önemli bir bilgidir bir tesniye muzafı olduğunda nunu düşürülür. Eğer o tesniye raf halindeyse elifle bitecek bu durumda. Kelimenin sonuncu elif olarak göreceksin. Eğer tesniye cümlede mef'ul ise elifle görmezsin ama. Onu da şöyle görürsün. Raitor afil tu fail. Bak demiş ki fa'ildir, fiildir. İşte fiil kısmı bu, fail kısmı bu. Gördüm manasına gelir. Yüklem artı özneden oluşuyor burası dolayısıyla. Kimi gördüm? Meful aranıyor. Muallimey direkt sukunludur değil mi? kalemeyni kitabeyni muallimân muallimeyni sonra da ne yapmışlar demişler ki sukunu şuradaki sukunu silelim esre verelim niye muallimey diyorsun sakin peşine gelen ilk harf de sakin iki sakin harf yan yana böyle şekilde yazılması okunması caiz olmadığından iki sakin harfin peş peşe gelmesi mümkün olmayacağından caiz olmadığından bunu esre vermişler böylece muallime muallimeyi oldu tamam mı? Tesniyenin yağsı niye esir diye düşünebilirsin. Gerekçesi budur. Evet bu tesniye ne? Muzaftır. Söylemiş zaten tesniyedir. Mensuptur. Ya ile mensuptur. Çünkü kendisi mefhulü bihtir. Sarihtir. Mefhulü bir sarihtir. Sınıfın iki öğretmeni manasına gelir. Muallimeyi tesniye mensup nasip alameti ya. Niye mensup mefur olduğu için? Ayrıca muzaftır. Es saffi muzafın ile. Sellem tu. Selam fiil tu fail. Yazmış zaten. Fiildir, faildir. Yüklem artı öznedir. Ala harfi cer. Muallimeyi es saffi Muallimeyi tesniyedir. Ya ile mecrurdur. Niye? Çünkü kendi harfi sonra gelmiştir. Ve ayrıca muzaftır. Es saffi onun muzafını ileyhidir. Demek ki tesniye muzaf olursa sonundaki nun düşer. Nun düştüğünde o tesniyenin sonuncu harfini ya karşına elif olarak çıkacaktır ya da esreli bir ya ile çıkacaktır. Bunu anlamış olduk. Cemil Müzekker salimlere gelmedi henüz. Şimdi ne anlatıyor? Şimdi diyor ki bak elif yine var da elifin da ta var. Yani müennes, tesniye müennes tesniye mühendis ta artı ya ta artı tesniye ve mühendisdir bunlar diyor. Fark etmez. Elif'in sanda ta varsa mühendis yoksa müzekker bunu daha önce birkaç defa söyledik biz. Tesniye burada muallime tani idi. Nun vardı artık yok. Çünkü tesniye muzafı olduğunda nunu düşer. Tesniye muzafı olduğunda nunu düşer. Nunu düşer. Burada Cem Müzekke Salim'i anlattık. ne? aslında nun vardı yani. ne? muallimune gibi. Ama kelime nedir burada? Muzaftır. Dolayısıyla nun düşmüş yani yazılmamıştır. Peki niye vavla bitti? Zaten cevi müzekkes salim nunla biter. Sağında vav olur biliyorsun. Nun şu anda düştü muzaf olduğundan. Artık sonuncu harf olarak vav'ı görüyorsun. Muzaf olduğundan nun yazılmaz diyoruz. Niye vavla bitti? Çünkü faildir, mefudur cemi müzekker salim merfuun bil vavi vav ile merfudur lenno fa'il çünkü o faildir. Ya burada olduğu üzere vavla biter ya da kelime mensuttur veya mecrurdur. Bu durumda ya ile bitmesi gerekir. Biliyorsunuz cemi müzeker, salim rafali vav ile nasbı da cerri de ya iledir. İlk dersten itibaren bunu çok söylemişizdir. Merfu, mensup, mecrur nedir buna dair PDF hazırladık sizlerle paylaştık. Mutlaka çıktı alıp ezberleyin demiş idik. <Sélere> Raafil, tufal muallim mualli mi nedir muallimi meful mensup nasb alameti ya bak esse ile bitti mecrur demeyeceksin değil mi muallimine muallimuna muallimina katibuna katibina alabiduna alabidina mursiduna mursidina muallimi bunun düştüğü için bu şekilde kalmıştır mensup nasb alameti ya'dır. Harf ile irap alıyor, harekeyle değil. Muzaf olduğu için sonundan nun yok. Muzaf müleyh peşine gelmiş esreyle. Selleme fi tufal ala harfi cer muallimi bu defa mecrur cer alameti ya. Ha demek ki ya hem nasb alameti hem de cer alameti olarak kullanılıyor. Cem Zekke bahsediyoruz. cümlede sağında harficer cer veya muzaf yoksa veya mecrur bir kelimeye sıfat olmamışsa, mecbur bir kelimeye tabi olarak irabı belirlenmemiş ise, sandart cer yok, muzaf yok, mecrü bir kelimenin sıfatı değil, mecbur bir kelimeye tabi değil, o zaman onun ya'sı nasb alametidir, o kelime mensuptur diyeceksin. Sandart cer var veya muzaf var veya mecbur bir kelimeye tabi olmuş, o zaman cer alamet olarak yağ almıştır diyeceksin. Şu anda muzaf olduğu için nunu yok, peşinde muzafın ile gelmiştir. Bundan soru gelme ihtimali de vardır. Bu bilgiye dikkat ediniz. Aşağıdaki cümleden hangisi doğru yazılmıştır veya yanlış yazılmıştır diyebilir. Bir yerde nunu düşürür, burada olduğu gibi bir yerde nunu düşürmez, ekleyebilir. Muzzafsa nunun düşmesi gerekiyor ama bunu sen biliyorsun artık. Muzaff mı değil mi? Peşine gelen kelime mecrursa bu muzaff demektir. Veya sıfat-mesuf ilişkisi vardır. Ona dikkat edeceksin. Üç türlüsünün tanınması var. Belirtili işte kapının anahtarı gibi. Belirtisiz direkt kapı anahtarı. Bir ne var? Zincirleme, zincirleme var. O neydi? Bir kelime hem muzaf hem muzafın ile ise sağındaki ve sonundaki ile beraber ele alınarak zincirlemesinin tanınması var denir. Miftah sadece muzaf. Bab muzaf artı muzafın ile el medresi sadece muzaftır. Yani bab lafsı sağdaki kelimenin muzafın ileyhi ama soldaki iki şey de muzaf olmaktadır. Sonuç bir kelime aynı anda hem muzaf hem muzaf olabiliyormuş yani. Uygun muzaf ile doldurun demiş. Bak bu şekilde soru. Ne yapacaksın? İhterimu hürmet gösterin. Kimler? Sizler. Vafay. İlgili kelime cemi müzeker muhatap değil mi? İhterim, ihterim, ihterimu emri hazır. Cemi müzeker muhatap. Çoğul yani. Zaten peşine gelen zamir de çoğul. Burası müzekker aynı zamanda. O zaman bir de neye dikkat edeceksin? Buradaki vav nedir? Zamirdir. Faildir. Sana ne lazım? Meful lazım. Yani bu soru güzel bir soru. Meful lazım. Fail var çünkü. Hadima meful olur mu? Olmaz. Niye? Bu kelime merfu. Bak elifle yazılmış. Hadimani idi. Nunu düşmüş. Sonuç olarak tesneyedir. Merfudur. Raf alameti var burada. Elif Müderrisu olsun. Bu da Vav ile yazılmış. Yani bu da Merfu'dur. Aslında Müderrisu ne idi? Cem Zekes Salim. Vav ile yazıldığına göre Merfu. E havat, E bu da Merfu. Bakaraf alameti zammı almış. E olsun Merfu. Gel buraya biz onu ekleyelim. Ya burada fail var. Biz Meful arıyoruz. Mefuller mensuptur. Niye bunları ekleyelim? Ha o zaman A, ba E. Değil mi? Meful'dür, mensuptur. Nasıl alamet? Fetadır. E bun. Müfret. E bun cemisi mükesel olarak gelir. Cemim mükesser. A, ba, un. Tamam A, ba. Cemi mükesserdir. Babalar manasına geliyor. Toparlarsan kendi babanıza, babalarınıza hürmet gösterin. Hürmet ediniz. Sonucu çıkıyor. A, ba, mefuldür. Meful olduğu için mensup olması gerekir. Ayrıca muzaftır. Kumda muzafim ile muttasıl mecrur zamir. Lafzen konu üzeri bir mahallen mecrur diyeceksin. Bu şekilde oluyor. Aşağıdaki soruya verilen doğru cevap hangisidir? Ha soru buradaymış. Men kim ketebe yazdı? Ha teynir, teynir. Şu iki risale kim yazdı? Diye bir soru. Ben yazdım diyebilirsin. O yazdı diyebilir. Belki de sen yazdın diyebilirsin. Bakalım. Ketebe yazdı. Huma o ikisini. Kim? Ammani. Ammani'dir. Ammani Fatıma Ammani tesniye bir kelime. Muzaf o zaman ne olması lazım? Nunu düşürmen lazım. Amma Fatimete olsaydı olabilirdi. Şu anda olmaz. Tesniye Muzafı, Nunu silmen lazım. Keteb, ketebe yazdı Humma kim? Amma Fatimetin yaz. Yine bir yanlışlık var. Yanlışlık ne? Amma tamam tesniyenin nunu düşürdün. Muzaf çünkü doğru. Ama Fatimetin nasıl yaptın? Fatma kelimesi nedir? Gayri mansardır. Yani gayrı ne demek? Temin almaz demek. E sen temin verdin. Yanlış bir yazım var. Ketebe yazdı humma o ikisine amma Fatime'te nedir? Doğrudur. Amma tesniyedir. Merfudur. Raf alameti eliftir. Nun'u, nunu düşürmüşler. Doğru. Fatime te gayri musariftir. Cer alameti olarak fetha alır. Muzafun iley Fatma kelimesi cer olarak fetha alıyor. Cer alamet ibaret değil. Bunu biliyorsunuz. ketebe yazdı huma o ikisini kim yazdı? Ketebe fiil humalar meful tamam mı? Humalar nedir? Mef'uldür. Dolayısıyla peşine fail arandığında merfu bir kelime isteniyor. Amme ise mensuptur. Ya ile mensup tesniye bir kelime. Yani biz fail arıyorduk. <laughs> o zaman bu da yanlış. Dolayısıyla do <-un> doğru olan nedir? Bursa'dır. Aşağıdaki kelimeden hangisi muzaf olamaz? Zarftır, zarftır, zarf, zarf değildir ama bu da kullanır yani. Kullanabilirsin. Ee, ente zamirdir. Zamirlerden muzaf olmaz. Bu bilgiyi biliyor musun? Onu denediler. Zamirlerden muzaf olmaz. Bu bilgiye sahip misin? O yoklandı şu anda. Ceyhan aranan şık. Nesli mütekellim aslında muzaf olan kelimenin son harfisi ne olur? Tabii ki de bir kesreti olur. Kalemun kalemi, kitabun kitabi. Bunu anlatmıştık zaten. Mütekellim aslında muzaf olan kelime zaten esreyle yazılır. Zincirlemesi tanıması nerede var? Ne demek? Yani bir kelime düşün ki hem muzaf hem muzafın ile. işte o nerede diyor. Hadani kitaba ederseyni. Burada da Edderseyni nedir? Muzaffın ilehtir. Kitaba muzaftır. Tesniyedir. Tesniye ve muzafı olduğundan onu düşmüş. Onu görüyorsun da yani sadece muzaftır. Muzaffın ilehlik görevi yoktur. Zincirleme yok orada. Sadece muzaf, sadece muzaffın ileyi. Sadece muzaf bab lafzı nedir? Muzaf artı muzaffın ilehtir. Nerede anladın? anlama yöntemi ne ya? Nasıl anlıyorsun Hem muzaf hem muzaf. Yani çok kolay yazmışlar. Hareketleri vermişler zaten. Oradan anlayabilirsin. Mesela miftah muzaftır. Çünkü temin almamış. Oradan anlayabilirsin. Babi muzafın ile mecrur. Celalemet esre. Esra almış olması miftahın zaten muzaf olduğunu da gösteriyor. Bab lafzı temin almamış. Bu onun muzaf olabileceği ihtimalini de doğuruyor. Sonuna bakıyorum. Beyti esra almış. Demek ki muzafmış. Yani sağdan soldan yardım alarak Bab lafzının hem muzaf hem muzaf olduğunu anladım. Tekrar edelim. Bab kelimesi muzafın ileyhtir. Çünkü esra almış. Sandal ticari yok ki muzaf var. O zaman bab kelimesi muzafın ileyi. Peki muzaf olabilir mi acaba aynı zamanda? Belki muzaftır. Sonunda da esreli bir kelime var. O zaman bunun aynı zamanda muzaf olabileceğini de düşündüm. Eşittir hem muzaf hem muzaf ileyhtir. Komple baktığında burası zincirleme isim tamlamasıdır dersin. Diğer maddeye geldiğimizde Vurafuhuna gurfe'tun vurafun O kadınların odaları Değil mi? Vurfetun guraf cem keser, Odaları nedir? Ecmelu daha güzeldir Bununla konuyla ilgili değil gerçi de Burada ne var? Muzaf olarak sadece guraf kelimesi Min harfi cerinden sonra gelen guraf kelimesi Muzaftır Bu kadar muzaf artı muzaf ile değildir ama Dolayısıyla Ceyhan yani Muzaf muzaf ne sıfat mevsuf bul demişiz. El fiyonu yedüllü hüve. Gizli zamir fail. muzaf bir fiil. Muzari mefra fransız zamir. Hala fecer hudusun mecrur. Hadesun, hudusun. Hudus aynı zamanda muzaf. Şeyin muzaf müne. Fi harfi zamanin onun mecruru. Hasin. Zamanin e, mevsuf has onun sıfatı. Bir tane bulduk. Buraya geçtik. El harfu leyse yoktur lehu onun için. Ne yoktu? Bak. Lam harfi -er, hu onun mecruru. Hu muttasır mecrur zamir. Ma zarftır muzaftır. Gayri muzafın ileyhi. Ma muzaf gayr muzafın ileyhi. Gayr ayrıca muzaf. Hi de onun muzafın ileyhi. O zaman burada zincirlenme isim var. Çünkü bir lafız buldum ki hem muzaf hem muzafın Doğru. Hi muttasır mecrur zamir. Min harficer esma onun mecruru. İsmi isman esma. Cim keser. Fi alün filan e Bir cim keser de bu. Ayyin gizli zamir ente var burada. Faildir. Ayyin emri hazır. Müfret, müzekker muhatap. Tahyin et, belirle. Gizli zamir ente Fi cer cümletün müfret cümelün. Cim keser bu kelime. Mecrur celalete esre. Niye mecur? cerden dolayı. Et taliyeti. E taliyeti. bu da mecrur. Niye? Harfi cerden dolayı mı? Harfi cer bir kelime ceredir. İki tane nasıl etsin? E, niye mecrur? Çünkü nedir? Bir kelimenin sıfatıdır. Nasıl bir kelime? Yani mevsufu olan kelimemiz el cümel kelimesi. elcümel el cümel nedir? Mevsuftur. E taliye nedir? Sıfattır. Neyin sıfatı ise ona tabi olması gerekir. Cümel laf, sıfat. Tıya nedir? Taliye cümel mevsuf. Cümletün, cümletani, cümelün, cümleler demek. Cümleler. Cümlelerde zeka var mı? Yok. Yani gayrak. E, evet. Eşittir. Müfret müennes hükmündedir. Yani sıfata gelirse müfret müennes gelmesi lazım. Gelmiş zaten. Bak müfret ve müennes kapalı tayla geliyor. Sıfat mevsuf bunlar. Tamam. O yüzden etaliye mecur olmuş. Mevsufun mecur olduğundan sıfatta mecur. Peki neyi belirle el isme meful mensup nasip alameti fetney meful ayin fiidinin meful burada gelmiş. El isim onun mefulüdür. Vav atıf harfidir. Bir vav atıf harfi de bunlar. Önemli değil sizin için. İleride göreceğiz. Şu an zaman edeyim. Burada ne demişiz? muzaf muzaffine sıfat mensup. Es sadakatu. Yani şuna dikkat et. Neye dikkat et? Gayrı akıl cemiler müsvet mühendis hükmündedir dedik. Grupta bir iki resim paylaştık. Bunlara dikkat etmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Sizler de dikkat edin. Es inna inne sadakate min esmenil alakati ve Burada ne arıyorduk biz? Mesela esmen kelimesi muzaftır. Alakat muzaftır. Aleyh. Amek muzaf. Ha muzaftır. Aleyh. Muttasıl mecur zamir. Hiye mübteda halkatun Haber. Halqa aynı zamanda muzaftır. El vasfı onun Fi harfi cer cemi'i onun mecruru. Cemi aynı zamanda muzaf alakati onun muzaf ileyhi. Alakat aynı zamanda muzaf Nada onun muzaf ileyhi. Muttasıl mecrur zamir. Zincirleme oldu değil mi? Zincirlemesinin tanıması var. Çünkü alakat lafzı hem muzaf hem muzaf ileyhi. Kesir <laughs> ümdeneş Es-sadiqa lehu lam harfi cer onun mecruru muttasıl mecrur zamildir. Yusbihu da yusbihu huve el aklu Ellezi yufekkir yufekkiru da huve var yetedebberu da huve var El umura emrun umurun cemi mükesserdir meful mensub nasıl Min harfi cer ecli onun mecruru ecil lafzı aynı zamanda muzaf sahibi onun muzafını ileyhi Sahip ayrıca muzaf hi de onun muzafın ileyhi. Muhtasır mecrur zamir. Burada ne var? Zincirlenme isim tanımlaması var. Niye? Çünkü tek bir lafız bulduk ki hem muzaf hem muzafın ileyhi aynı anda. Ne o? Sahip lafzı. Sağdaki kelimenin muzafın ileyhi iken soldakine muzaflık yapıyor. Çift görevde. O zaman nedir kendisi? Burada ne var? Komple baktığında zincirlenme isim tanımlaması vardır diyebiliriz. Lam harfi cer hum mecruru, muttasıl mecrur zamirdir. Te'sirun icabiyyun. Bu nedir? Mevsuf. Bu nedir? Sıfat. Lehum aynı zamanda şibih cümle haber. Te'sirun müptedadır. Lehum şibih cümle haber. Hum muttasır mecrur zamir değil mi? Lam harfi çünkü. Te'sirun müptedadır ve mevsuftur. Selbi onun sıfatıdır. Tarifu da gizli zamir ente var. Faildir. Sadiqah mefur olduğu için mensup nasip alamet feta. Tek feta çünkü muzaf. Ke muzaf muleyh muttasıl mecur zamir. Başka la ye'ti min khilal mevran yeta'arradu. Leha lam harfi cerha muttasıl mecur zamir. Eşşahs ve imma ente tecide Ente var burada, gizli zamir. Ente'nin burada gizli olarak bulunması yani, fail olması hükmü ne? Vacip değil mi? Çünkü tecide nedir? Müfet müzeker, muhataptır. Gizli zamir, ente'nin burada fail olması zorunludur. Hu, muttasıl, mensup, zamirdir, mefuldür. Ba, harf, cer. civari, onun mecruru. Civari aynı zamanda muzaf. de onun muzaf lehi, muttasıl, mecru zamir. Tecide yine ente var, yine hu var. Aynı şekilde ente, gizli zamir, ente, fail. Hu mensub zamir mefuldür. An harfi ki k onun mecruru. Muttasıl mecrur zamir. Baf sen fetha üzeri ebni mahallen mecrurdur. Bu şekilde burayı tamamlamış oldu.